Bizim ilimiz nüfusunun %74,5'u tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir il. Tam anlamıyla tarım ve hayvancılık şehri. Kış aylarında çok kar alan bir il ama bu yıl hiç kar yağmadı. Bir kuraklık söz konusuydu. Bizim de kaygılarımız vardı. Çok şükür Mart ve Nisan aylarında yağan yağmurlar barajlarımızı doldurdu ve topraklarımızı da suya doyurdu. Son yıllarda ilkbaharın hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı yıl olarak bu yıl bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla ben 2023 yılın bol bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum şimdiden. Bu alanlarda daha çok endüstriye ürünleri yetiştirmeye başladık. Yani patateste ekim alanları genişledi. Yem bitkisinde yani yonca'da özellikle Gorunga'da ekim alanları genişledi. Mısır'da son yıllarda bir başarımız var. Bu alan daha çok sulamayla birlikte arttı. Çünkü sulamanın olduğu yerlerde planlama kolay oluyor. Eğer suyunuz varsa planlama yapıp ona göre ürününüzü ekiyorsunuz. Bu yem bitkileri baharla birlikte ekilen ürünler. Tabii baharla birlikte barajlarımızın dolmasıyla çiftçi planlamasını yaptı. Yani barajlardan bir kaygısı olduğu dönemlerde acaba sulamada bir sıkıntı çeker miyiz dönemleri zaten kış aylarıydı. Nisan-Mayıs geldiğinde hemen barajlardaki durum kendini gösterince planlamayı yapıp işte sulama tarımda sıkıntı çekemeyeceğini anlayıp ona göre yem bitkisine ve şeker pancarı ekimine yöneldi. Bayburt ilimizde son yağışlarla birlikte barajlarımızdaki doluluk oranları iyi miktarlara geldi. Özellikle en büyük barajımız olan Demirözü barajımızda %80 seviyelerine ulaştık. Mehmet Arslan barajımızda, Mehmet Arslan Akyol barajımızda %80 ve Sarı Meşe göletimizde de %100 seviyelerine ulaştık son yağışlarla beraber. Sarı Meşe göletimizde fazla suyun tahliyesi başladı. 2023 sulama sezonu öncesinde de çiftçilerimize suyu israf etmeden kullanmalarını önemli hatırlatmak istiyoruz.